Evet arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar beraberiz. Adam GF'ye hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce geçen akşam moda merkezinde karşılaştığım birkaç arkadaş var. Onlara buradan bir selam çakmak istiyorum. Kendileri İzmit Dumlu Pınar Ortaokulu'nda okuyorlar. İsimlerini yanlış söylememek için bir telefonuma bakmam gerekiyor. Hasan Kozan, Kaan Erduk, Ali Barış Çamlıca, Tarık Emre. Merhaba çocuklar. Hepinize İstanbul'dan selamlar. En kısa zamanda İzmit'e geldiğimizde muhakkak güzel bir video çekeceğimizi umuyorum. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı, daha çok sohbet etseydik diyerek videomuza geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki tuşuna tıkladığınızda hem yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız hem de kanalımı geliştirmeme fayda sağlamış olacaksınız. Aynı zamanda bu videodaki görmüş olduğunuz bayraklar ve ülkeler hakkında yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Özellikle başkentlerini söylemiyorum çünkü sizden bekliyorum. Ülkelerin başkentleri nelerdir yorum olarak yazarsanız çok sevinirim ve bilmeyen arkadaşlar da bu yorumları okuyarak en azından beynimize pekiştirelim. Hangi ülkenin başkenti neresi? Muhakkak yorum olarak yazarsanız sevinirim. Tabii ki videom hakkında fikirleriniz de eğer beğenmediyseniz, niçin beğenmediğinizi de yazarsanız benim bir sonraki videomu oluşturmamda ve çekmemde çok faydalı olacağını düşünerek. Şimdi daha doğrusu şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Bu videomdaki en büyük amaçlardan bir tanesi ortak bir aileden gelen bu ülkeler arasındaki iletişimi, bağı biraz daha güçlendirmek. Türkiye'de herkes Azerbaycan'ı bilir. Azerbaycan hakkında birçok fikirlerimiz vardır ama diğer Türk orijinli devletler hakkında çok bilgimiz olduğunu düşünmüyorum. O yüzden özellikle böyle bir video çekmeye karar verdim. Sonrasında başka videolar gelecek ama ilk giriş videosu olsun istedim ve en önemli şey ülkeleri tanımakta bayrakları olduğunu düşünüyorum. Bayrakların renkleri, amblemleri, üzerindeki şekillerin ne anlama geldiğini bilmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Tabii ki her ülkenin bayrağını kendi insanları daha iyi bilir. Ben bir takım şeyler anlatacağım ama o ülkeden seyredenler varsa, farklı anlamları varsa da muhakkak yorum olarak yazarsanız sevinirim. En azından ben bilmiş ve öğrenmiş olurum. Benim sayemde de birçok insan sizin ülkeleriniz hakkındaki bilgileri öğrenmiş olur diye düşünüyorum. O zaman ilk olarak alfabetik sırayla gidiyorum. Azerbaycan'la başlayalım. Biliyorsunuz Azerbaycan bayrağı 3 renkten oluşmakta. Mavi, kırmızı, yeşil ve üzerinde bir hilal ve sekizgen yıldızdan ibaret. Mavi rengi Türklüğü, yani gök rengi Türklüğü temsil etmekte. Kırmızı rengi modernliği ve medeniyeti, uygarlığı temsil etmekte. Yeşil rengi de İslamiyet'i temsil etmektedir. Ortadaki hilal zaten bütün Müslüman devletlerde en önemli ve belirgin özelliklerden bir tanesi bayraklarında hilal olmasıdır. Azerbaycan bayrağındaki yıldız ise biraz farklıdır. Sekizgen, sekiz köşeli yıldızdan ibarettir. Sekiz köşeli olmasının sebebi de sekiz tane Türk halkını temsil etmektedir. Bunlar Azerbaycan Türkleri, Türkiye Türkleri yani bizler ki gurur verici bir şey başka bir ülkenin bayrağında temsil ediliyor olmak. Özbekler, Tatarlar, Kazak ve Kırgızlar, Kıpçaklar olarak belirtilmiş. Uygurlar, İran'daki Güney Azerbaycan Türkleri ve Türkmenler. Ve buradan da Azerbaycan'dan seyredenlere bir sorum olacak. Yani başkaları da biliyorsa bu sorumu cevaplayabilirler. 1918'de ilk Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulduğundaki ilk bayrakları neydi? Bilenler varsa yoruma gönderebilir misiniz bilmiyorum ama bayrak fotoğraflarını. Eğer gönderemezseniz Instagram'dan gönderirseniz bir sonraki videomda kimlerin bildiğini ve paylaştığını muhakkak buradan paylaşmak istiyorum. Kısa bir bilgi. Azerbaycan Cumhuriyeti ilk kurulan Türk Demokratik Cumhuriyeti ve hep ilkleri yaşamış bir cumhuriyet. 1920'lerde yanlış hatırlamıyorsam Rus egemenliğine tekrar geri giriyor. Orada birçok problemli şeyler var. Umarım bunlarla da alakalı videolar çekebilirim. Bir öncekinde zaten Azerbaycan'la alakalı bir video yapmıştım. İsteyenler onu seyredebilirler. Evet, bahsettiğim gibi ilk kurulan Türk Demokratik Cumhuriyeti ve kadınlara ilk hak veren Türk Cumhuriyeti olma özelliğine sahip. Başkentini söylemiyorum. Herkes biliyor ama yorum olarak muhakkak bekliyorum. Pazar Denizi kıyısında bir ülke. Çok da güzel yeşillikleri olan ve çok da güzel müzik dalında sanatçılar yetiştirmiş bir ülke. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde bile bütün Rusya'yı esip geçen birçok ünlü Türk sanatçı yetiştirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve tabii ki bir lafı da söylemeden geçmek istemiyorum. Mehmet Emin Resulzade'nin 1918. yıllarda söylemiş olduğu bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyorum ve diğer ülkeye geçiyorum. Evet, şimdi Kazakistan bayrağına geçiyoruz. Kazakistan bayrağı da zeminde mavi, üstünde sarı desenlerden ibarettir. Bakalım bunlar ne manaya geliyor? Gök renk, mavi renk Türklüğü simgeliyor. Sol tarafta gördüğünüz altın renkli şerit eski Altın Ordu Devleti'ne. Ayrıca Kazakistan'a özgü olan kültürü simgeliyor ki burada Koç
Koçbaşı var. Koçbaşı da Türkler için çok kutsal ve önemli görülen figürlerden bir tanesi. Altın renkli güneş, bolluk ve dirliği 32 güneş ışığında Kazak boylarını simgeliyor. Kanatlarını açmış kartal ise bağımsızlığını simgelemekte. Kazakistan bayrağı da benim çok beğendiğim bayraklardan bir tanesi. Zaten biz mavi rengini seviyoruz. Türklere özgü bir renk. Çünkü yabancı dilde turkuaz diye geçiyor biliyorsunuz mavi renk. Tam turkuaz renginde ve üzerinde sarı kullanılması da gerçekten göze de güzel gözüken bir bayrak haline getirmiş. Şimdi diğer ülkeye geçelim. Buradan da Kazaklara selam gönderiyorum, Kazak kardeşlerimize. Umarım onlar da kendi bayrakları hakkında yorumlarını yazarlar. Ve bakalım Kazakistan'ın başkenti neresi? Bunu da sizden bekliyorum. Şimdiki tanıtacağım bayrak Kırgızistan bayrağı. Ben de çok merak ediyordum ortadaki güneş gibi gözüken simgenin ne manaya geldiğini. İsterseniz şimdi hep beraber bakalım Kırgız bayrağının anlamı ve manası nedir? Kırgızistan bayrağı da kırmızı fon üzerine sarı güneş motifinden oluşmakta. Güneşin 40 ışını 40 Kırgız boyunu temsil etmekte. Güneşin içindeki yolların kesişimi geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümünü, kırmızı zemin ise barışı ve dürüstlüğü temsil etmektedir. Kırmızı rengin bir başka anlamı da kahramanlık ve cesaret. Kırgızistan bayrağında güneşe benzeyen bir daire de yer alıyor. Dışarı doğru açılan güneşin kolları 3 sarı çizgiyle buluşup Kırgız keçe çadırı, boz evin tavanını temsil etmektedir. Bayraklardaki bu şekillerin, bu ifadelerin anlamları gerçekten insanı etkiliyor. Yani biz Türklerin bayrak kullandığı bayraklarda biz simgelere çok önem veriyoruz. Yani böyle üç renkli bayrak gibi ya Avrupa'daki bayrakları görüyorsunuz. Birçok değişik ülkelerin bayraklarını görüyorsunuz. İşte üç tane renk koymuşlar falan. Ama bizim bayraklarımız daha anlamlı, daha manalı ve daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, belki milliyetçilik yapıyorum şu anda ama benim fikrim böyle. Yani bayrakta sadece üç tane renk, işte kırmızı, yeşil, mavi görmek yerine bu tarz üzerinde simgeler ve manalar olan bayrakları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Ve bu bayrakların da Türk orijinli ülkelere ait olması ekstra beni gururlandırıyor. Kırgızistan'da gördük. Kırgızistan'ın başkenti neresi? Onu da yorum olarak yazarsınız. Şimdi diğer bayrağımıza geçelim. Diğer bayrağımız Özbekistan. Türkiye'de yaşayan çok Özbek var. Bazen kültürlerle alakalı denk geliyoruz. Yemek kültürleri, misafirperverlikleri, birçok şeyleri var. Hatta bir arkadaşımın abisi de Özbek biriyle evli. Biz böyle Özbek, Kırgız, Kazak, Azerbaycan diyoruz ama bence hepimiz aynı aileden geldiğimiz için bir olarak kabul ediyorum. Çok da böyle isimlere takılmak istemiyorum. İsimler sadece bulunduğumuz bölgenin isimleri olarak düşünüyorum. İnsanların aynı aileden geldiğini, aynı kandan geldiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. O zaman hemen bir Özbekistan bayrağına bakalım. Nelerden oluşuyor, neler ifade ediyor, manası ne ve tabii ki başkenti neresi yorum olarak yazarsanız sevinirim. Özbekistan bayrağı yatay olarak sıralanmış mavi, beyaz ve yeşil renkten ibaret 3 şeritten oluşmakta. Hilal şekli İslamiyet'i temsil eden bir sembol olsa da Özbekistan bayrağında ülkenin bağımsızlığını ve halkını sembolize ediyormuş. Bize göre yani ben bu bayrağı gördüğümde hilali görünce zaten direkt Müslüman olduğunu düşünüyorum. 12 yıldız ise ülkenin tarihsel kültürüne ve güneş takvimi için kullanılan 12 adet burç kuşağını temsil etmektedir. Mavi renk Özbekistan'ın bağımsızlık tutkusunu ve yaşamın temel kaynaklarından biri olarak sonsuzluğu temsil eden gökyüzü ve suyu temsil ediyor aynı zamanda. Beyaz rengi barışı ve saflığı ideallerinin olduğu anlamına geliyor. Yeşil renk doğayı, umudu ve yeni bir hayatı temsil eder. Kırmızı beyaz rengin üstüne ve altında kırmızı çizgiler var. Onlar ise yaşamı ve hayatı temsil etmekteymiş. Bu da değişik bir bana farklı gelen bayraklardan bir tanesi Özbek bayrağı. Yıldızları o kadar çok yıldızı ve ayı görünce çok merak etmiştim aslında ne manaya geldiğini ve Özbekistan'ın zaten yetiştirdiği, tarih içerisinde yetiştirdiği çok bilim ve ilim insanı var. Çok önemli şehirleri var. Ayrıca bir Özbek videosu yapmak gerekir diye düşünüyorum ve çok gitmek istediğim yerlerden bir tanesi Özbekistan. Çünkü Türklerin gelişiminde, Türklerin medeniyetinde çok önemli yerleri bulunan, çok önemli insanların çıktığı bir memleket. Hemen tabii ki Özbekistan'ın başkenti neresi? Sizden bekliyorum. Hemen yeni bayrağımıza geçelim. Yeni bayrağımız neresi? Hangi ülke? Alfabetik sırayla gidiyorum. Tabii ki Türkiye. Şimdi kendi bayrağımı anlatacağım. Umarım güzel anlatabilirim. Anlatamazsam çok yazıklar olsun bana. Bakalım Türk bayrağındaki hilal, yıldız ve al rengi ne manaya geliyor? Evet, kırmızı demedim, al rengi dedim. Çünkü biz bayrağımıza kırmızı bayrak demiyoruz, al bayrak diyoruz. Al kelime olarak allamak, pullamak kökenine baktığınız zaman al kelimesi
kutsamak, yükseltmek, yüceltmek anlamına geliyor. Bu yüzden de al bayrak diyoruz. Al bayrağın manası. Birçok değişik fikirleri olan insanlar var. Hilal'in İslamiyet'i temsil ettiğini ama daha önceki İslamiyet'ten önce de Türklerin hilali kullandığı varsayımda bulunmakta. Aslında hilal aynı zamanda Türklerin İslamiyet'ten önceki inanışına göre gök tanrıyı temsil etmekte. Yıldız ise insanları temsil etmekte diye bir görüş de var. Ama bir görüş de ilk bu bayrağın kullanılmaya başladığı tarihle alakalı. Bu biraz efsane ya da mitolojik gibi gelebilir insanlar. 1. Kosova Savaşı 1389'da sanırım yapıldığında Türklerle Bulgarlar ve Sırplar savaşıyorlar ve çok büyük bir zayiat var. Akşam vakti hava kararmış ve her taraf kanlar içerisinde ve gökyüzünde ay ve yıldız beliriyor ve bunun yansıması bu kan gölüne dönmüş alana vurduğunda bizim şu anda kullandığımız bayrağa yakın bir formda bir görüntü çıkartıyor. Ay yıldız bir yerde ve kanların üzerinde yansıması gözüküyor. İlk olarak bu tarihten itibaren Türk bayrağı formuna yakın bayraklar kullanılmaya başlanmış. Sonrasında da şu anda kullandığımız bayrağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla son halini almış olarak gözüküyor. Aynı zamanda Osmanlı zamanında da bu forma yakın bayrak kullanıldığı için de Osmanlı içerisinde yaşayan binlerce insanı ve değişik ırktan, dinden ve dilden insanı temsil eden, onu koruyan manaya da geliyor. Başkenti sormuyorum, Türkiye'nin başkenti Ankara ve çok gururla dalgalandırdığımız bir bayrağımız var. Ben bir Türk olarak bundan gurur duyuyorum. Her zaman da göğsümü gere gere dalgalandırmaya devam edeceğim ve bu bayrak uğruna vazgeçemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Aynı zamanda al yani kırmızı olması. Bu yüzden al bayrağımız bizim için çok önemli. Aynı zamanda bugüne kadar bu toprakları korumak için şehit olmuş, savaşmış insanların kanlarını simgelemektedir. Bu nedenle bayrağımız ve bu bayrağı dalgalandırdığımız topraklarımız bizim için çok önemli. Aynı zamanda da özgürlüğümüzü ve bugüne kadar hiçbir başka devletin egemenliğinde kalmamamızın simgesini gösteren bayrağımız gerçekten herkese ilham olabilecek, herkesi koruyabilecek, herkese dost olabilecek bir simge halinde olduğunu düşünüyorum. Eğer dostumuzsanız ne mutlu size, düşmanımızsanız biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve diğer şu anda konuştuğumuz bayraklara baktığımızda da en büyük benzerlik her bayrakta ya hilal olması ya da hilalle birlikte yıldız olması. Bu da bizi ne kadar yakın olduğumuzun göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ve son bayrağımız Türkmenistan. Türkmenistan bayrağı da çok dikkatimi çeken bayraklardan bir tanesi. Bakalım ne manaya geliyor. Türkmenistan bayrağı da gördüğünüz gibi yeşil zemin üzerine baktığınızda sol tarafınızda halı desenleri, ortada bir hilal ve hilal ortasında da 5 tane yıldız bulunmakta. Bayrağın sol tarafındaki kalın bir şerit olarak uzanan Türkmen halısı motifleri var. Türkmen halısı ve yeşil zemin Türkmenistan tarihini simgeliyor. Bu bayrakta yeşil ve kırmızı renkler daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü bunlar Türkmenler tarafından tarihsel olarak saygı görüyor. Hilal parlayan bir gelecek için ülkenin umudunu simgeliyor ve yıldızlar da Türkmenistan'ın 5 vilayetini temsil ediyor. Bunlar da Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lepap ve Meryem. Bu halı desenlerin altında görmüş olduğunuz zeytin simgesi de Türkmenistan'ın tarafsızlığını simgelemekte. Gerçekten bu da çok güzel. Yani bu halı desenlerini gördüğümde de zaten çok hoşuma gitmişti. Sadece hilalin yıldızların ters olmasının manasını anlayamadım. Eğer bu konuda bilgisi olan ve benim anlattıklarımdan daha iyisini bilenler varsa da muhakkak yorum olarak yazarsanız ya da Instagram'dan bana ulaşırsanız çok memnun olurum. Yapmaya çalıştığım bu Türk kökenli ülkeleri daha iyi tanımak için bir kapı açmak. Buradan da önce bayraklarımızı bir iyi tanımaya başlayalım. Sonra bu ülkeler hakkında bilgilerimizi paylaşırız diye düşünüyorum. Çok da bu konuda bilgi bulamadım açıkçası. YouTube'da da baktım, böyle videolar çekmemişler ya da çekmişlerse ben bulamadım ama buna ilk vesile olanlardan bir tanesi olmak istiyorum. Ayrıca bu bayraklar haricinde, şimdi size bahsettiğim bu ülkeler haricinde başka ülkeler de var. Özel cumhuriyetler var. Aslında onlarla da alakalı bir takım videolar hazırlamak istiyorum. İşte Gagavuzlar var, Kırım var, Kürdistan var, Doğu Türkistan var ki Türkistan'la alakalı da özel bir video hazırlayacağım. Güney Azerbaycan var. Birçok daha Türk özerk ya da başka ülkeler içerisinde yaşayan topluluklara ait bayraklar da var. Onları da bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta hepimiz kardeşiz diyoruz.
işte aynı aileden geliyoruz diyoruz ama bir takım bilgileri paylaşmamız lazım ve bir yerde bir kötü bir şey varsa da ona hep beraber karşı çıkmamız gerekiyor. Birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Umarım hepimiz için faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de lütfen niçin beğenmediğinizi söylerseniz, çok yazarsanız çok memnun olurum. Bu konularda daha farklı, daha bol içerikli videolar hazırlayabilirim. Tabii ki sizin desteklerinizle olacak işler bunlar. O yüzden videoma destek ve sahip çıkarsanız çok sevinirim. Yani likelamanız ya da dislike yapmanız çok önemli değil. Benim için önemli olan bu videolarla birlikte karşılıklı iletişim ve ilişkimizin gelişmesi, daha çok insanlara yayılabilmemiz ve kendimizi güzel ve manalı bir şekilde ifade etmemiz. Eğer bir yerde kötü davranışlar bize karşı, yanlış işler yapılıyorsa bu vesileyle birbirimize destek olmaya çalışma niyetindeyim. O yüzden her zaman söylediğim gibi kanalıma destek olmak için aşağıdaki abone tuşuna basıp yandaki çan tıkladığınızda videolarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve kanalımı geliştirmeye yardımcı olmuş olacaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Fikirleriniz, önerilerinizi muhakkak bekliyorum. Beni takip etmek isterseniz Instagram adresimi de link olarak bırakıyorum. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.